Değerli basın mensupları, hain terör örgütü dün Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nun aracına saldırdı. Hayatını kaybeden iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet ve şehitlerimizin ailelerine ve milletimize sabırlar diliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi terör bir insanlık suçudur. Terörü lanetliyoruz. Değerli basın mensupları, 101 yıl önce bugün emperyalistlerin işgaline karşı milli mücadelenin ilk kurşununu atan Hasan Tahsin'i ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Covid-19 salgını Türkiye ve dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Tüm ülkeler bir yandan salgınla mücadele ederken diğer yandan da salgınla beraber yaşamanın yollarını arıyor. Kuralları esnetmenin kuralları koymaktan çok daha fazla özen ve hassasiyet gerektirdiğini tüm dünya örneklerinden görüyoruz. Normalleşme sürecinin yönetimindeki bir aksama veya gösterilen ihmal, mücadeledeki tüm kazanımları ve yapılan onca fedakarlığı bir anda boşa çıkarabiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yurttaşlarımızın hayatının bir an önce normalleşmesini tabii ki istiyoruz. Meselenin ya sağlık ya da ekonomi olmadığını, iki sorunun iç içe olduğunu ve birlikte çözülmesi gerektiğinin de altını çiziyoruz. Bu nedenle bir yandan sağlıkçılarımızın salgınla mücadelede elde ettikleri kazanımları korurken, diğer yandan siyasi kanaatle ya da yandaş kayırma güdüleriyle değil, bilim kurulunun önerilerini dikkate alarak yavaş ama sağlam adımlarla normalleşmeliyiz. Türkiye salgından çıkış sürecine iyi başlayamadı. Saray hükümeti salgında ikinci bir dalgaya neden olmamak için sorumlu bir strateji izlemekte zorlanıyor. Bilimsel gerçeklere riayet ve karar sürecinde saydamlık maalesef yok. Salgından çıkış sürecinde bir başı bozukluk, bir özensizlik dikkati çekiyor. Sağlık Bakanı bir hekim. Etrafında Türkiye'nin en iyi profesörlerinden, doçentlerinden, bilim insanlarından oluşan bir bilim kurulu var. Ancak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu alışveriş merkezlerinin açılıp açılmayacağına karar veremiyor. Maçların stadyumlarda futbol maçlarının yapılıp yapılmayacağına karar veremiyor. Bayramda sokağa çıkılıp çıkılmayacağına yine karar veremiyor. O zaman bu bilim kurulunu neden kurdunuz? Yani sizlerin reis dediği sarayın kibirli kişisinin tercihleri bilimsel gerçeklerin önüne geçtiğinde bunu gizlemek için mi kurdunuz? Bu arada şunu belirtmekte de yarar görüyorum. Reis takada olur. Bu ülke ise koskoca bir transatlantik. Böyle devasa bir transatlantiği ancak iyi eğitimli bir kaptan, o da tek başına değil, ekibiyle birlikte yüzdürebilir. Transatlantiği taka reisine emanet ederseniz gemiyi er ya da geç karaya oturtacaktır. Değerli basın mensupları, alışveriş merkezlerindeki ciddi kalabalıklar ve kuyruklar hepimize kaygı veriyor. Anlaşılan sadece biz değil, Sağlık Bakanı da kaygılanıyor. Boyuna tweet atarak AVM'lerdeki kalabalıklardan şikayet ediyor. İyi de Sayın Bakan, siz şikayet makamı değilsiniz. Kimi kime şikayet ediyorsunuz? İktidarda Cumhuriyet Halk Partisi yok, iktidarda siz varsınız. Varsa bir şikayetiniz, toplarsınız bilim kurulunu, kuruldan kararları çıkarırsınız ve çıkardığınız o kararların arkasında da hep beraber durursunuz. Duramıyorsanız o zaman da gereğini yine hep beraber yaparsınız. Böyle şikayet ederek, sorumluluğu topluma bırakarak, millete bırakarak, yıkarak süreç yönetilirse sıkıntılarımız büyür. Bir başarı varsa sahiplenelim, bir sıkıntı varsa sorumluluğu topluma yıkalım anlayışı sürece zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Diğer taraftan fabrikalarda salgına rağmen toplu olarak çalıştırılıp korona hastalığına yakalanan işçilerin iş kazası kapsamından çıkarılması bu ülkeyi idare edenlerin sarayın millete nasıl tepeden baktığını gösteren bir skandaldır. Bir kez daha saray hükümetine sesleniyoruz. Henüz geç değil. Sorumlu bir strateji izlemek için halen vakit var.
Bu çerçevede önerilerimizi haftalardır sıraladık, sıralıyoruz. Milletimiz sürecin siyasi sahiplerle değil, rant sahipleriyle değil, bilimsel gerekçelerle yürütüldüğüne ikna olursa bunlara güvenecek ve kararlara da uyacaktır. Bu da hem can hem de gelir kayıplarımızı en aza indirecektir. Salgından çıkışta gözlenen derbederlik de bir an evvel sona erecektir. Değerli basın mensupları, derbederliğin dikkat çektiği bir diğer alan ise ekonomi. Damat ekonominin başında Teo Pehlivan'a rahmet okutmaya başladı. İlkin 100 milyar liralık yardım yapacağız dedi. Uçak biletinde KDV'yi indirdi. Konutta borçlanma limitlerini arttırdı. Bunlar tedbir paketi diye bunları millete pazarlamaya kalktı. Sonra baktı bu tutmadı. Rakamı bu sefer 200 milyar liraya çekti. Paket dediklerinin üstüne de ekonomik istikrar kalkanı diye afilli bir isim yapıştırdı. Ama 200 milyar desteğin 150 milyar lirasının destek değil, kredi, borç olduğu hem de faizli borç olduğu anlaşıldı. 200 milyardan da millete vere vere 4,4 milyar lira nakdi yardım verebildiler. Birçok ihtiyaç sahibi de partimize göndermiş olduğu şikayet mektuplarıyla bunu da alamadıklarının altını çizdiler. Millet İşkur şubelerinin önünde kuyruk oldu. Cebinde yol parası olmayan insanlar evlerine dönebilmek için kuyrukta termosta getirdiği çayı sattı. Saray milleti unuttu. Vatandaşın durumunu görmedi. Feryadını duymadı. Ama Teo damat dilin kemiği yok deyip hızını alamadı. Paketin büyüklüğünü dün 240 milyar liraya çıkardı. Bir de çarpan etkisiyle 525 milyar lirayı buluyor diyerek cin olup milleti çarpmaya kalktı. Millette gülecek hal kalmadığı için bu işe şaştı kaldı. TÜİK'e göre bu ülkede 23 milyon 596 bin aile var. Eğer Teo damadın dediği gibi milletimize 525 milyar lira destek verdilerse aile başına 22 bin 250 lira düşer. Şimdi ben milletimize buradan sormak istiyorum. İhtiyaç sahibi hangi aile, bırakın diğerlerini, bu salgın döneminde bu hükümetten 22 bin 250 lira destek alabildi? Soruyorum, yine kimlere gitti bu paralar? Bıraktık 22 bin 250 liralık desteği, millete 5 maskeyi bile parasız dağıtamadılar. Şu zor günde milleti perişan ettiler. Faiziyle borç vermenin, alacak ötelemenin, işçinin kendi parasını işçiye vermenin adına destek denmez. Evine ekmek götüremeyen işsizimize, ücretini alamayan işçimize, haftalardır siftah yapamayan esnafımıza, çarkları nasıl döndüreceğini düşünen sanayicimize, tarlasına giremeyen çiftçimize bu salgın döneminde kol kanat geremediler. Vatandaşlarımızın krizde uğradığı zararları telafi etmediler. İnsanlarımızı canlarıyla cüzdanları arasına sıkıştırdılar. Ama havuz müteahhitlerine dolarla verdikleri ve İngiliz mahkemelerine de emanet ettikleri garantilere hiç dokunmadılar. Utanmadan millete geçmedikleri köprünün, gitmediği yolun, uçmadığı havaalanının, yatmadığı hastanenin parasını ödetiyorlar. Çok açık söylüyorum. Partimiz milletin ağlama duvarına döndü. Ziya Paşa'nın dediği gibi aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Teo damat iş başına geldiğinde dolar kuru 4,5 liraydı. Şimdi 7 lira etrafında dönüp duruyor. Çeyrek altın 320 liraydı. Şimdi 640 lira. Sarımsağın kilosu 11 liraydı. Şimdi 65 lira. Patatesin kilosu 1 lira 60 kuruştu. Şimdi 4 lira. Kuru soğanın kilosu 1,5 liraydı. Şimdi 3 lira 80 kuruş. Ama buna rağmen soğan tarlada kaldı, çiftçi şikayetçi. Bu rakamlara dışarıdan bakan milletimiz ne diyecek? Tabii ki şunu söyleyecek. Damat berat, halimiz berbat. Milletimiz sokakta, pazarda bu gerçeklerle yaşıyor. 2 yıldan az bir sürede kayınpeder damat ikilisi yiğidi kuru soğana muhtaç ettiler.
Ama ne Allah korkusu var ne de kuldan utanma. Bir yandan dış güçler bize operasyon çekiyor diye Türkiye'de ortalığı yıkıyorlar. Diğer yandan da operasyon çekmekte itham ettikleri Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya başkentlerinde swap kanalıyla döviz alabilmek için fır dönüyorlar. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Ama bu arada olan milletimizin aşına işine oluyor. Değerli basın mensupları, bu hafta birbirinden önemli ekonomik veriler açıklandı. Daha bu sabah Nisan ayına ait merkezi yönetim bütçe verilerini gördük. Tek bir ayda Nisan ayında 45 milyar lira bütçe açığı vermişiz. Bu geçen yılın 2,5 katı. Tabii böyle bir dönemde yapılması gereken harcamalar olduğunu biliyoruz. Vatandaşımıza verilmesi gereken destekler var. Ama bakıyoruz, vatandaşın vergilerinden toplanan paralar en başta faize gitmiş. 17 milyar lira faize ödenmiş. Faize yapılan ödemeler geçen seneyi 3,5'a katlamış. Yine ilk 4 ayda bütçe açığı yılın tamamı için öngörülen hedefin yarısından fazlasını geçmiş durumda. Bu arada Nisan ayında bütçenin cari transferler başlığı altında hazine garantisi ödemelerinin yer aldığı ekonomik ve mali amaçlı transferlerde 4 milyar liralık olağanüstü yüksek bir meblağ var. Şimdi buradan soruyorum, bunun ne kadarı Nisan ayında yapılıp yapılmadığını hep sorduğumuz ama sizin bir türlü cevap vermediğiniz iki köprünün geçiş garantilerinin ödemeleridir. Yine bir başka önemli veri, bu yılın ilk 3 ayında gerçek işsiz sayımızın 9 milyon 39 bin kişiyle yeni bir Türkiye rekoru kırdığıdır. Gerçek işsizlik oranı ise %26,3'e sıçramıştır. Bu rakamları, buna benzer rakamları bu ülke daha önce hiç görmedi. İşsizlerimizin sayısı dünya üzerindeki 99 ülkenin nüfusunu geçmiş vaziyette. Bu hafta Mart ayının ödemeler dengesi rakamları da açıklandı. Mart ayında cari açık 4,9 milyar dolara sıçramış. Bir ayda net hata noksan dahil 12 milyar dolar sermaye ülkeden kaçmış. Mart'ta hem cari açık hem de sermaye çıkışı karşılığında milletin kasasındaki dolarlar 16,6 milyar erimiş. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek bir ayda gerçekleşen en yüksek rezerv kaybı. Ve son olarak dün açıklanan Mart ayı sanayi üretimi. Mart'ta sanayi üretimi önceki aya göre %7 daralmış. Sanayi üretiminde tek bir ayda böylesine şiddetli bir daralmayı daha önce hiçbir dönemde görmedik. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı çok önemli bir veri açıkladı. OECD Birleşik Öncü Göstergeler Endeksi. Buna göre Türkiye Nisan ayında hem OECD ülkeleri içinde hem de benzer ekonomiler arasında en sert çakılan ekonomi olmuş. Tüm bu veriler ekonomide tutarlı, güven verecek, bütüncül bir programa duyulan ihtiyacı gözler önüne seriyor. Haftalardır Sayın Genel Başkanımız ve bizler hükümeti uyarıyoruz. Ciddi bir ekonomik programa ihtiyaç olduğunu ifade ediyoruz. Bu krizin ilk gününden itibaren yapıcı olmaya, hükümete yol göstermeye çalışıyoruz, çalışacağız. Ama hükümetin başı, açık söyleyeyim, mahallenin kabadayısı gibi davranıyor. Milletin derdine derman olamadığının üstünü örtmek için Cumhuriyet Halk Partisi ile ve onun belediye başkanlarıyla uğraşıp duruyor. Millet salgında bir başına kaldı. Biz belediyelerimize milletimizin derdine derman olalım diye koşturuyoruz. Fakat sarayın yandaştan vatandaşı görecek gözü yok. Bizim belediyelerimiz ülkenin sosyal dayanışma açığını kapatıyorlar. Genel başkanımızın talimatlarıyla hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye uğraşıyorlar. Ama saray hükümeti belediyelerimize engel çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Milletin fakir fukara için yaptığı bağışlara hukuk tanımadan el koyuyorlar. Fukaranın içtiği bir tas sıcak çorbaya, bir dilim ekmeğe göz dikip
aşevlerinin hesaplarını donduruyorlar. Daha yeni Eskişehir Belediye Başkanımız sıcak yemek dağıtmak için valilikten izin istemek üzere başvurdu. Valilik reddetti. Hani bunları valilikten izin alınmadığı için reddediyordunuz? Nasıl olsa reddedeceksiniz. Milleti lütfen aldatmayın. Bu da yetmiyor. Belediye başkanlarımıza soruşturma üzerine soruşturma açıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında göreve geleli daha bir sene olmadan 27 ayrı soruşturma başlatmışlar. Hem önceki dönemle ilgili hem de bu dönemle ilgili. Keza diğer belediyelerimizden de denetleme orduları bir türlü eksik olmuyor. Ama 500 bin lira rüşvet alındığı bizzat bakanlar tarafından açıklanan, belediye başkanının da ben almadım dediği Antalya'nın Serik Belediyesi'ni soruşturan kimse yok. Millet perişan, iş yok, güç yok. Siz milletin sesini duymuyorsunuz. Müflis bezirganlar gibi başkanlarımızın hizmetlerini engellemeye çalışıyorsunuz. Yani biraz utanma, arlanma olur. Bir yandan belediyelerimizin elini kolunu bağlamaya uğraşıyorlar. Diğer yandan da genel merkezimizin milletin sıkıntısını anlatmasını, şu krizde bile yandaşa çekilen peşkeşlerin hesabını sormasını engellemeye çalışıp dilini bağlamaya çalışıyorlar. Yeter ki milletin sorunları konuşulmasın. Yeter ki sıcak koltukları hiç tartışılmasın. Öylesine rezil, öylesine pespaye bir dönem yaşıyoruz ki ileride milletimiz bu günleri lanetle anacak. Milletin namusuna, karısına, kızına musallat olan trollerin tasmaları gevşetilmiş. Sosyal medyadan her türlü rezilliği yapıyorlar. İstanbul İl Başkanımıza, kadın gazetecilere olmadık hakaretler ediyorlar. Ve bu hesaplar kendine bir de utanmadan yerli ve milli diyorlar. AK Parti yönetimi de sayısını unuttukları trolleri tek bir çatı altında toplamak için sosyal medyada yerlilik millilik fişlemesi başlatıyor. Ya yani siz kim oluyorsunuz da milletin yerliliğine, milliliğine karar verme yetkisini kendinizde görüyorsunuz? Bu besleme trolleri tek bir çatı altında toplayıp bu işleri sosyal medyadan harp açarak götüremezsiniz. Maalesef edep ve terbiye ile beraber adalette sükut etmiş durumda. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ya arkadaş bir durun, saçmalamayın diyecek aklı başında hiçbir insan kalmadı. Bu partide izan sahibi bir akıl, vicdan sahibi bir yürek kalmadı değerli basın mensupları. Son olarak sözlerimi bitirmeden önce önemli bir duyuruda bulunmak istiyorum. Sayın Genel Başkanımız pazartesi günü krizden çıkışın yol haritasına dair önemli açıklamalarda bulunacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa soruları alabilirim. Evet. Necati. Efendim bize iletilen sorular şöyle. Öncelikle ilk soru şöyle. HDP'li belediyelere yönelik terör soruşturmaları kapsamında görevden almalar devam ediyor. HDP'nin bugün itibariyle kayyum atanmış 14 belediyesi kaldı. 31 Mart seçim sonuçları bakımından bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanınız ile ilgili hukuki olarak son durum nedir? Evet. Şimdi bizim tabii temel prensibimiz demokrasiden, milli iradeden yana olan, milli iradeye saygılı bir parti olarak seçimle gelen öncelikle seçimle gitmelidir. Ha birilerinin hakkında mahkeme kararıyla tespit edilmiş bir takım suçlar varsa bu suçlar mahkeme kararıyla tespit edilmeden görevden alınmaları doğru değildir. Son olarak bu görevden alınanların yerine de Ankara'dan atama yapılmasını doğru bulmayız. Milletin iradesine saygı varsa ara seçim yapılır. Belediye başkanları görevden alınan makamdan ayrılan belediye başkanlarının yerine yenileri seçilir. Yalova Belediye Başkanımızla ilgili olarak Yalova Belediyesi Genel Sekreterimiz serbest bırakıldı. Yalova Belediye Başkanımız hakkında herhangi bir suçlama daha henüz mahkemelere intikal etmedi.
edebileceğini de zannetmiyorum. Çünkü sonuç itibariyle Yalova Belediye Başkanımız belediyede olan usulsüzlüğü, yolsuzluğu kendi ihbar etmiş. O nedenle şu anda da orada da yine bir hukuksuz yaklaşımla belediye meclisinin içinden seçilen bir başkan, AK Partili başkan. AK Parti çoğunluktaysa belediye meclisinde seçim yapıyorlar. AK Parti çoğunlukta değilse kayyum atıyorlar. AK Partili başkan görevine devam ediyor. Efendim bir diğer soru şöyle. Meclis Başkanı Şentop, meclis çalışmalarına ara vermesi kararı meclis başkanının yetkisinde değil. Bu meclis genel kurulunda milletvekilleri tarafından kararlaştırılan bir husustur dedi. AVM benzetmesini eleştirdi. Sizin bu yorumla ilgili görüşleriniz nedir? Yani evet, meclisin ne zaman toplanıp ne zaman dağılacağı meclis başkanının iradesine tabi değil. Sarayın iradesiyle belirleniyor. Sarayın meclisteki milletvekilleri grubuna talimat vermesiyle meclis toplanıyor ya da dağılıyor. Hatta meclis başkanının o makama oturması da kendi iradesine tabi değil. Saray görevlendiriyor, oturuyor. Milletvekilleri de sarayın görevlendirdiği kişiye sarayın talimatıyla meclis başkanı seçiyor. Şunu açık söyleyeyim. Bütün dünyada meclisler şu veya bu şekilde bu kriz ortamında milletin derdine deva olmak için açıkken Türkiye'de meclisin kapalı olması kabul edilebilir bir husus değildir. Bunu baştan itibaren hem meclis başkan vekillerimiz söylüyor hem de parti sözcüsü olarak bizler ifade ediyoruz. Efendim bir diğer soru da şöyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazeteci Orhan Uğurluoğlu'na yaptığı açıklamalarda Gelecek ve Deva partilerine ilişkin mecliste temsiliyle ilgili destek verilmesi yönünde açıklamalar yaptı. Siz bu konuyla ilgili görüşünüz ve değerlendirmeniz nedir? Çok açık söyleyeyim. Bugünkü tek adam parti devleti rejimi içinde aynen 12 Eylül darbe rejiminde olduğu gibi bazı partilerin meclise girmeleri engellenmeye çalışıyor. 12 Eylül darbe rejimi hukukundan medet umuluyor. 20 Temmuz darbecileri 12 Eylül darbe hukukunun arkasına sığınmış durumdalar. Çok açıkça ifade edeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasiden yanayız. Milli iradenin eksiksiz olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Türkiye'nin tüm karar alma süreçlerine yansımasından yanayız. Bu nedenle de Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız milli iradenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne eksiksiz olarak yansıması için demokrasiden yana olan tüm partilerin eksiksiz olarak milli iradenin belirlediği çerçevede meclise girebilmeleri için gereken her türlü yardımda bulunuruz diyoruz. Efendim bir diğer soru da şöyle. Son dönemde yine seçim tartışmaları gündemde. Parti içinde erken seçim ihtimali değerlendiriliyor mu? Bu konuyla ilgili yorumunuz nedir? 31 Mart'ta yerel yönetim seçimlerinin bittiği andan itibaren biz her an genel seçim olacakmış gibi hazırız. Hatta partimizin seçim beyannamesi dahi hazır. Bekliyoruz. Efendim bir diğer soru da şöyle. Metin Külük dün Marmara ile ilgili bir görüntü paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yüklenerek korona önlemi alınmıyor diye açıklamalarda bulundu. Ama Marmaray'ın Türkiye Cumhuriyeti Demir Yolları tarafından yönetildiği de biliniyor. Sizin bu konuyla ilgili görüşünüz nedir? Şimdi önce orada bir çekilen video var. Bunu çeken eski bir İstanbul milletvekili.
Metin Külünk de bir eski İstanbul milletvekili. Ama Marmaray'ın İstanbul Belediyesi tarafından işletilmediğini, Ankara'da Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletildiğinin her ne hikmetse farkında değiller. Ben şunu söyleyeyim. Bunlar İstanbul'u unutmuşlar. Bunlar İstanbul'u unuttuğu için de vatandaş bunlara derslerini verdi. Şimdi çırpınıp duruyorlar. Çırpınırken de maalesef böyle insanı güldürecek yanlışları da yapıyorlar. Genel başkanımızın bir sözü vardı. Sen doğrudur ki eğri ortaya çıksın diye. İşte çıkıyor.